Tabii ki Beşiktaş maçı sonuç olarak unutmamız gereken bir maç ama oyun olarak unutmamamız gereken bir maç. Oyun olarak çok iyi işler yaptık. Yani 70-75 dakika belki gerçekten bu senenin en iyi oyunlarından birini oynadık. En üstün olduğumuz oyunlardan birini oynadık. Yani burada da baktığımızda tabii ki maçtan sonra maçın verilerini aldığımızda işte şuttur, topa sahip olmadır, ceza sahasına giriş, yaptığımız ortalar, bunlar tabii ki maçtan sonra aldığımız verilerdi ama bir de onun devamında tabii ki diğer veriler de baktığımızda topu geri kazanmada, işte de defans derinliğinde yani ne kadar önde oynadık, topu geri kazanma 8.4 saniyede topu geri kazanmışız. Bu bizim için bu seneki en iyi topu geri kazanma sürelerinden biri. Yaklaşık 33 dakika top bizde kalmış. Bu da tabii ki bizim oynadığımız bu sene en iyi verilerden biri ama dediğim gibi bunların hepsi sonuçta sayılarla kalıyor. Maçın sonucuna baktığımızda 7-2 kaybettiğimiz bir karşılaşma var. Bu anlamda Beşiktaş'ı sonuçtan ötürü tabii ki tebrik ediyorum. Yani maçı kazanan her zaman haklıdır ama biz de bu oynadığımız oyunun daha fazla üstüne koyup inşallah cumartesi günü bunu daha iyi bir şekilde yönetip yani bizim sonlandırdığımız rakibimizin yine bundan daha az pozisyon verip gol yemediğimiz bir maç oynamak istiyoruz. Dediğim gibi yani bir yandan bu maçı unutacağız ama futbol seyri, futbol zevki, oyun oynama yani biz oyuna baktığımızda tam tersi bir oyun oldu. Yani belki Rizespor'un savunma yapacağı, Beşiktaş'ın hücum yapacağı bir oyun beklenirken maçın içerisinde tam tersini yaşadık. Dediğim gibi Beşiktaş da bu anlamda oyunu doğru kendi adına oynadı ve bir maç kazandı ama biz oyun olarak gerçekten hem izleyenlere hem stada gelen seyircimize büyük bir zevk ve güven verdik. Biz buradan çıkaracağımız artılar bunlar, eksiler de. Tabii ki özellikle 4. golden sonra kırıldık ve fark geldi. O sonuçta bizi istemediğimiz bir sonuçtu. Dediğim gibi bunu futbol olarak biz taşıyacağız. Yani buradaki bunları anlatıyorum. Tabii ki maçın skoruna bakan herkes, maçı seyretmeyen herkes tabii ki ya 7-2 maç bitmiş sen ne anlatıyorsun diyebilir. Ama dediğim gibi yani futbol adına güzel şeyler yaptık. Burada maçtan sonra taraftarımız belki 7-2'lik maçtan bir mağlubiyetten sonra onlar da bizim gibi stattan üzgün ayrıldı. Ama bir yandan da futbolcularımızı tribüne çağırıp hepsini alkışladılar. Sahada verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımızı alkışlayan seyircimiz vardı. Ben onlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yani futbolu bilmek ayrı bir şey. Futbolu değerlendirebilmek ayrı bir şey. Bunu bizim taraftarımız başardı. Futbolu değerlendirdi. Biz bunu spor medyasında çok az gördük. Bu maçın değerlendirmesini, Rizespor anlamında, objektif anlamda değerlendirmesini çok az gördük. Yani maçtaki yapılan hataları, işte çalışmayan VAR sistemini, çalışmayan çizgiyi bir yandan bunları değerlendirirken bir yandan da gerçekten oyunu değerlendirmek çok önemliydi. Ben gerçekten taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yani futbolu nasıl bilen bir şehir olduğunu burada tekrar gösterdi. Maç sonu takımımızı tribünlere çağırdılar. Bunun için de ayrıca taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hocam gösterdi de son haftalarda ciddi bir düşüş var. Oyuncu kadro kalitesine baktığınız zaman lige renk veren oyuncular da var ama son hafta kendi sahasında özellikle Akhisar'ı kaybederek daha da stresli bir fazla miktarda yaşamaya başladı. Biz ilk kere bunu yaşıyorduk. Bunu spor psikolojiyle beraber nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii Göztepe takımının kadrosuna baktığımızda, yine teknik heyetine baktığımızda çok kaliteli bir kadroya sahip, çok kaliteli bir teknik heyete sahip. İnanılmaz güçlü bir camiaya sahip.
inanılmaz güçlü bir taraftar gücü var arkasında ve belki de Türkiye'nin bu anlamda taraftar anlamında en coşkulu taraftarlarından biri. Ve takım olarak özellikle ilk yarıda daha iyi performans, belki bizim maça kadar, ilk oynadığımız maça kadar olan performansları daha yüksekti. Sonra bir düşüşe girdiler. Tabi burada teknik adam değişiklikleri oldu. Birkaç oyuncu takviyesi yapıldı devre arası. Ve kadro olarak baktığımızda çok iyi bir kadro. Zaman zaman çok iyi oyunlar oynadılar, karşılığını alamadılar. Geçen hafta Hisar karşılaşması tabii ki iç sahada kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Bunu kazanamadı. Hisar hem iyi savunma yaptı hem topa sahip olduğu dakikalarda da Göztepe'ye karşı çok fazla pozisyon buldu. İki takım da kazanabileceği bir maçtı ama bunu Hisar kazandı ve Hisar bu yarışın içerisinde olmayı devam ettiriyor. Göztepe takımı da kaybettiği için tabii ki 27 puanda kaldı ve baktığımızda son 7 haftaya bu korkuyla giren takımlardan biri. Biz de kendi sahamızda oynayacağız. Tabii ki bizim için de puan sıralamasına baktığımızda, yani maçın gününe de baktığımızda cumartesi günü oynuyoruz ve pazartesi oynamıştık. Şimdi cumartesi oynuyoruz. Pazartesi kazansaydık maç sonunda 5. olacaktık. Yine bu hafta kazandığımız takdirde maçın sonunda, maç bittikten sonra yine 5. olma şansımız devam ediyor. Biz de bu umutla çıkacağız. Bir yandan da yine Göztepe ile aramızda 7 puanlık bir fark var. Hem bunu korumak hem bu puan farkını artırmak için sahaya çıkacağız. Tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Hem iki takımın bulunduğu durumdan ötürü, yani iki takımın da hedefleri var. Ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Ama biz dediğim gibi oyun anlayışımızı sürdürüp, yani kazandığımız maçları tekrar hatırlayıp, oynadığımız son hafta oynadığımız oyunun daha fazla üstüne koyup kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Hocam, şimdi maçtan sonra ilk yarıda 3-2 kaybettiğimiz Fenerbahçe maçında da rakibin penaltı golünde bir offside penaltı tartışması vardı ve orada çizgi çekilmemişti VAR tarafından. Bu çok tartışılmıştı. Beşiktaş maçında da yine 3. ve 4. gol çok tartışılıyor. Burada da çeşitli açıklamalar oldu. Bir açıklamaya göre offside kamerasının önünde taraftarlar olduğu için çizgi çekilememiş. Evet. Başka bir açıklamaya göre de sistemde bir yazılım bozukluğu varmış. Bu bir art niye taşımaya düşüncesini insanlara itiyor. Hatta Uluslararası Medya'nın Zavuluç bu işi mahkemeye kadar götürüp Rizospor hakkını araması diye bir görüşler bildirdi. Bu konuda merak eden, federasyondan size gelen veya da kulübe gelen veya da Rizospor'un bu konuda yapacağı başka bir hamle var mı hocam? Hocam, buna Alihan Bey'in sorusunu ilave olarak Fenerbahçe maçından sonra söylemiştiniz ki bir aydınlatma bekliyorum. Neye göre seçeceğiz takdir? Bir aydınlatma geldi mi resimde kurumlardan bu maçtan sonra veya Fenerbahçe maçından? Valla ben bu işi biraz şeye benzettim. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Dün şey vardı, Kolombiya Ligi'nde hakem verdiği karardan sonra VAR işareti yapıyor. Ama Kolombiya Ligi'nde VAR yokmuş. Ben biraz ona benzettim bunu. Bizde de tam tersi oluyor. VAR ama yok. VAR ama yok, evet. Bizde de tam tersi oluyor açıkçası. Yani maçta da çok fazla şey yaşadık. Yani sadece Rize Spor için bunu yaşamadık. Beşiktaş anlamında da, yani maçtaki ilk yarıda belki Beşiktaş lehine bir penaltı da çıkabilirdi VAR'a gidip bir korner pozisyonunda. İkinci yarı bizim iki tane net penaltı pozisyonumuz var. Yani bunlar da çıkabilirdi. Yani genelde VAR'dan hakeme bir şey gelmedi, uyarı gelmedi. Bir de tabii ki gollerden sonra, yani orada bir oynanan tiyatro demeyeyim artık, yani ben sanki yani işte orada çizgi çizildi, 10-15 saniye içerisinde haber geldi, hakem ona göre bir karar verdi gibi bir şey gördük bir saha içerisinde ama aslında öyle değilmiş. Yani ortada çok fazla bir şey yokmuş orada, herhalde Bülent Yıldırım da maçın VAR hakemi. Bülent Hoca'nın direktifleri doğrultusunda, yani şu olabilirdi mesela, yani çizgiyi çizemiyorsanız, bu tabii ki yani maçtan sonra da söyledim. Yani bunu hem oyunculara hem teknik adamlara bildirilmesi gerekirdi. İkincisi, yani böyle sadece görüntü varsa, görüntüyü de bence
Orada kararı veren yardımcı hakem değerlendirebilirdi. Yani offside kararını vermeyen belki yardımcı hakem bakıp iki pozisyonu da değerlendirebilirdi. Daha doğru olacağını düşünüyorum ama sonuç olarak baktığımızda yani ne olduğunu bilemiyoruz. Yani bir açıklama gelmedi. Açıklama yapacaklarını zannetmiyorum. Zaten aradan kaç gün geçti. İnşallah bundan sonra olmaz. Yani ben hep demin de söylediğim gibi yani belki Beşiktaş değine de maçın başında penaltı verilebilirdi. VAR'a hakemi çağırın. Belki bizim de iki tane penaltı atma şansımız olabilirdi. Maçında yani VAR anlamında büyük sıkıntılar yaşandı. Yani Bülent Yıldırım herhalde VAR'ın başındaydı. Yani bizim uzun zamandır maçlarımıza verilmeyen bir hakemdi. Yani burada VAR hakemi olarak olması da zaten bizim için garipti. Ama dediğim gibi maç bitti, sonuç kaldı. Tekrar söylüyorum, yani Beşiktaş takımının galibiyetine ötürü tebrik ediyorum. Bu tür şeyler oluyor. Bundan sonra da olacak. Benim bu anlamda, yani teknik anlamda yapacak bir şeyim yok. Hocam siz futbol adamı olarak burada bir art niyet veya görmemezlik gibi endişe taşıyor musunuz? Yani art niyet tabii ki şey yapmıyorum ama yani Rize Spor'un aleyhine olduğu için çok fazla gündem olmayacağını biliyoruz. Yani çok da gündem olmadı. Ya maçtan sonra şey diyen de oldu yani mesela 4. gol için yani eski hakemlerimizden, televizyonlarda program yapan hakemlerimizden yani 4. gol için hiçbir şey yok, tertemiz diyen de oldu. Yani ya gözümüze inanacağız ya onlara inanacağız. 3. gol için yani tabii ki bizim Mikola Morozuk'un ayağı içeride olarak görebiliriz veya öyle değerlendirebiliriz yani çizgi çizmeden bilemiyoruz ama yani 2 golde de aslında yani gerçekten çizgi çizilseydi çok daha aydınlanma olabilirdi. Maçtan sonra da belki bunu yapabilirlerdi. Bilmiyorum öyle bir şey yapabiliyorlar mı. Ama dediğim gibi yani bu maç geçti artık. Yani bu sonuç geçti bizim yapacağımız. Bu haftaki Göztepe maçında daha iyi şeyler yapabilmek. Yani futbol içinde bu hatalar oluyor olacak. Hocam 9 haftada gidin 7 takım var. Psikolojik olarak da rahat her maçı kazanmanın getirdiği bir rahatlığı var. Böyle bir skor psikolojik olarak futbolcuları etkiler mi? Yani Göztepe maçı var ondan sonra Başakşehir. Tabii ki yani bunu etkilememesi için çalışıyoruz şu anda tabii ki hemen zaten ara vermedik, antrenmanlara devam ettik. Oyuncuları psikolojik anlamda tekrar motive etmeye çalışıyoruz. Yani biz 3-2'lik bir Fenerbahçe mağlubiyeti de aldık. Yine iyi oynadığımız bir oyundu. 10 kişiyle yine rakibi yenebileceğimiz bir oyundu. Yine belki yine bir hakem hatasından bir penaltıyla kaybettiğimiz bir maçtı. Ondan sonra da tabii ki bir moral bozukluğu olmuştu ama tekrar kendi sahamızda kazanarak yolumuza devam ettik. Yine aynısını yapmak istiyoruz. Yani oyuncularımızı yani tabii ki onlar da biliyor yani hangi hataları yaptılar zaten bununla ilgili onlara da iyi, kötü, olumlu, olumsuz her şeyi gösteriyoruz. Ne hata yaptıklarını zaten biliyorlar. Ama burada bizim tekrar yani oyun anlamında iyi şeyler yaptığımızı biliyoruz. Biz bu oyuna devam edeceğiz. Yani burada daha çok inanarak, daha çok güvenerek yine taraftarımızı stada bekliyoruz. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer yaratmışlardı. Tekrar onlarla birlikte bir maç kazanmak istiyoruz. Hocam, biz de sporun tarihi maalesef şüphelikle en azından kanatlı mağlubiyeti, insan mağlubiyeti. Evet. Üzgünüz tabii ki. Genel anlamda sormak istiyorum. Teknik direktörsünüz, futbolcuk yaşantınızda da bu tip maçlardan sonra hoca bir fatura keser savunma yapmak birinden sonra. Böyle bir fatura çıkacak mı oyunculara bir sonraki kesin olması yoksa? Sizce çıkması lazım. Bence çıkmaması lazım. Çünkü. Ama genelde çıkıyor. Evet. Savunma değişiyor, galeciye fatura kesiyor. Ya şöyle, yani bu çok ekstrem bir maç oldu gerçekten. Hani bu maçı İşte belki kendi oyun karakterinizi koymadan ezilen bir şekilde 1-0 kaybetseydiniz, defans yapsaydınız, rakip üstünüze gelip bir gol atsaydı, maçı 1-0 kazansaydı o zaman üzülürdüm ve farklı şeyler düşünürdüm ama
şu anda yani ben oynadığımız oyun iç sahadaki yani oyunu bu kadar domine eden bir takım olarak açıkçası yani skor çok ağır tabii ki bize dokundu ama 1-0 böyle karaktersiz bir oyunla kaybetmektense yani böyle karakterli bir şekilde oynayıp elimizden gelen her şeyi yapıp bu şekilde kaybetmek bana daha doğru geliyor. Yani bu tabii ki belki tartışılır ama dediğim gibi yani biz kendi karakterimizi sahaya koyalım, biz kendi oyunumuzu oynayalım ve yapabileceğimiz her şeyi mücadele yapalım. Ondan sonrası bizim elimizde değil, Allah'ın elinde. Yani bu maçta da bunu yaşadık yani rakibimiz ne vurdu, gol oldu ve çok şanssız bir mağlubiyet aldık. Ama dediğim gibi yani 1-0 kaybedip hiçbir şey yapmadan maçı geçirseydik bu benim için daha üzücü ve daha moral bozucu olurdu. Hocam peki bu 7-2'lik skor futbolcular kısımlarında bir sonraki maçta kanıtçı görevi yapar mı? Şöyle şundan sebep söylüyorum, 4-2'de yenilir, 4-3'de değil. Yani bu kanıtçı görevi yapar mı bir sonraki maçta, ne olur? Yani tabii ki yapması lazım. Yani biz de dediğim gibi bunun hem psikolojik anlamda hem de performans anlamında yani bu maçı da tabii ki oyuncularımıza gösterip onlara yani artılarımızı, eksilerimizi belirtiyoruz ve bu da psikolojik anlamda yani tekrar kazanma şansı var, bunu silme şansı var ve oyun olarak dediğim gibi bir oyun ortaya çıkarttık. Bunu daha ileriye götürme şansımız da var. İnşallah bunu yapmaya çalışacağız ama dediğim gibi yani çok kısa bir ara var yani pazartesi, cumartesi ama kazandığımız takdirde bir anda o maçı da silmiş olacağız. Bu da bizim için bir avantaj.